İsmim Harun Cansız. İstanbul Tıp Fakültesi mezunu ve şu anda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde kulak burun boğaz anabilim dalında öğretim olarak yaşantımı devam ettiriyorum. Yeryüzü doktorlarıyla tanışmam değil de başından beri sürecin içerisinde yer alan birisiyim. Ki çok şükür bu kadar güzel hikayelere, güzel işlere imza atan böyle bir kuruluşun kurucuları arasında olmak, mensup olmak benim için hayatımda hiç unutamayacağım en güzel işlerden birisi olarak düşünüyorum. Gazze'ye yaklaşık 7-8 kez ve 3-4 kez en az Batı Şeria'ya gitmek nasip oldu. Hemen hemen her operasyondan sonra, yani İsrail'in Gazze'ye yaptığı her müdahaleden sonra yeryüzü doktorlarıyla Gazze'ye, o sıkıntılı bölgelere, sıkıntılı zamanlarda gitme imkanımız oldu. İsrail önce müdahalesini yapıyor, bombalarını yağdırıyor, Gazze'yi ya da diğer tarafları yerle bir ediyor. Bu süre zarfında giriş ve çıkışlara kesinlikle insani yardım ve sağlık tıbbi yardım bile dahil olsa giriş ve çıkışlara izin vermiyor. Örneğin 2008'deki zannediyorum dökme kurşun operasyonu saldırısında. Tabii ki biz olay anında hemen gitmek istiyoruz aslında. Olayın sıcak olduğu dönemde, insanların en çok ihtiyacı olduğu dönemde gitmeyi arzuluyoruz. Bunun için müracaatlar ediyoruz. Gerek İsrail tarafından, gerek Mısır tarafından giriş için şartları zorlamaya çalışıyoruz. Ama maalesef böyle bir imkanı vermiyorlar, sağlamıyorlar. İşte o dönemde Mısır tarafından El Arish kapısından girmek için, Refah kapısından girmek için çabalarımız olmuştu. Günlerce kapıda bekletildik, diğer sağlık ve yardım kuruluşları gibi. İlk 2-3 gün kapıdan geri döndürdüler. Sonra bir ara bölgeye kadar girebilme şansımız oldu. Hadi bütün Türkler dışarı deyip Mısır yetkilileri bizi oradan dışarıya attılar o dönemde. Biz de direndik çıkmayacağımızı, ya Gazze'ye gideriz ya buradan geri dönmeyiz diye. Bir gece orada yerlerde yatarak bir direniş sergiledik. Neyse ki işte 3-4 gün, 4-5 günlük bir beklemeden sonra içeriye girmemize ancak izin verildi. Sıkıntı zaten daha girişte başlıyor, Gazze'nin girişinde. O meşhur kapıda, işte Refah kapısında inanılmaz hayat öyküleri, inanılmaz dramlar, acıların yaşandığına şahit oluyorsunuz. Da orada gözümüzün önünde bir aile geliyor, bakıyorsunuz, anne, baba, çocuklar. Ki burası Mısır kapısı, İsrail tarafına artık geçmiyorum, bir Müslüman bir ülkenin giriş kapısı. Sen geç, sen geç diyor, ailenin yarısına geçiriyor, işte baba ya da başka erkek çocuk neyse, siz kalın diyor, geri dönüyor, aile ikiye bölünüyor. Yarısına izin var, yarısına yok, tamamen keyfi bir uygulama. İçeride ise zaten artık herkes biliyor şimdi, Gazze dünyanın en büyük açık hava hapishanesi. Her türlü insani yardımdan, sağlık yardımından faydalanamıyor. Orada her gün, her evde, her sokakta, her bir yerde binlerce, yüzlerce acılı hikayeler yaşanıyor. Bombalama sonrası gittiğimiz ameliyat için gittiğimiz dönemlerden birisinde genç bir hanım kocasıyla geliyor. Kocasının yüzünü tamamen örten bir kocaman bir siyah gözlükleriyle beraber. Kocasının savaş öncesi, bombalama öncesindeki fotoğrafı elinde. Diyor ki, eşime diyor, işte iki göz yok, yüzünün yarısı yok. Çocuklarımın korkmadan bakabileceği bir yüz yapabilir misiniz diyor, söylüyor. Yani Filistin'de, Gazze'de böyle olaylar çok artık sıradan, yani yaşanmışlıklar sıradan. Bir insanın değil, bırakın bir hayvanın bile yaşamasının çok mümkün olmadığı, çok zor koşullarda, çok zor şartlarda sürdürülen bir hayat. Tamamen İsrail'in insafına terk edilmiş bir yer. Suyu ve elektriği dahi İsrail'den gelen
bir gazi. Ama bugün tabii şey çok farklı. Bugünkü durum önceki bombalamalara, vurmalara göre çok hakikaten farklı. Yani öyle anlıyorum ki İsrail Gazze'yi tamamen yerle bir etmedikten sonra, Gazze'yi tamamen boşaltmadıktan sonra durmayacak gibi görünüyor. Ama bütün bunlara rağmen böyle bir hapishanede insanlar tutsak değil, özgür. Zihinleri berrak, daha bir hayata, daha bir şeyle bakıyorlar ve hiçbir zaman böyle bir yıkıntı bir şey içerisinde görmüyorsunuz insanlar. Yerle bir ediliyor, evi yıkılıyor, mabedi yıkılıyor, camisi bombalanıyor. Adam gidiyor, yıkıntılar arasındaki evinde yine hayatına devam ediyor. Çocuklar yıkıntılar arasında bakıyorsa yalın ayak top oynuyor, balon uçuruyor. Aile yine yaşantısını sürdürmeye devam ediyor. Allah'ın rahmetinden bütün herkesin eşit bir şekilde faydalanabildiği, hiçbir insanın yani özgürlüğünün, adaletinin kısıtlanmadığı, diğerlerin aşağı insan olarak görülmediği, görülemeyeceği bir dünya temenni ediyorum.